Lezzetli efendim. İkisinde tadı farklı, o yüzden ikisi de ayrı ayrı tescil aldı zaten. Seçim yapmak zorunda bırakmasanız. Benim için bu daha keyifliydi. Çiğ köfte kavgası son buldu. Etli çiğ köftenin patenti Şanlıurfa'daydı. Adıyaman'da etsiz çiğ köftenin patentini aldı. Çiğ köfte deyince aklımıza ne geliyor? İlk önce istot gelir. Niye adı el bombası? Lezzet patlıyor ondan. Buradan her ilişkisi kendine böyle ne yapıyor? Dinlendiriyor. Evde bu malzemelerle yapacak olsam aynı lezzeti tutturabilir miyim? Çayın ustan biberini kullanırsan olur. Çok mu beğendiniz? Evet, çok beğendik. Ana madde bu yani. Maydanoz. Yani 5-6 kalemdir. Fazla boğmaya gerek yok. Şimdi sarsılır. Soğan, sarımsak. Bu baharat. Yazın serinletici, kışın ısıtıcı olacak. Çok fazla su katmazsınız, su ilave etmezsiniz. Soğuk yoğrulur. Yani buzla hatta yoğuranlar çoğunluktadır. Türk Patent Enstitüsü ne şiş yansın dedi ne kebap. Yıllar önce etli çiğ köftenin patenti Urfa'ya verilmişti. Etli çiğ köftenin patenti de bugün Adıyaman'a verildi. Ben çiğ köfteyi iyi yoğururum. Kaç tane yediniz, saydınız mı? Yani büyüktü zaten, 2-3 tane yedik. Adıyaman çiğ köftesi o kadar beğenildi ki dakikalar içerisinde koca leğende bir lokma bile kalmadı. Bakır olacak, leğen bir lokma, köften yeri geniş olacak. Köften muhabbet edecek, orada şiir okuyacak. Bu biraz daha sağlıklı olduğu için aslında lezzet olarak hem bunu da beğeniyorum. Bunu tercih edeceğim.